arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Modern Warship videosu ile karşınızdayım. Bugünkü oynayacağımız gemi USS Nemesis CV-01 gemisiyle oynayacağız arkadaşlar. Bu gemi arkadaşlar efsanevi olunup alınabilecek bir uçak gemisidir. Geldik asıl konuya. Ben bu efsanevi uçak gemisine nasıl sahip oldum? Arkadaşlar, bu hesap benim hesabım değil. Bu hesap bu oyunun yapımcısının bana 10 günlüğüne tüm gemilerin testini çekmem için vermiş olduğu bir hesap. Bu hesap, yani anlayacağınız, bendeki olmayan ve sadece oyunda pazarda jetonla satılan gemiler açık. Bir de bu görmüş olduğu gibi efsanevi gemiler açık. Bu görmüş olduğunuz 3. seviyede gelen, yani kademe 3'te açılan USS Nemesis gemisi efsanevi. Bir diğer efsanevi gemi ise kademe 2'den RF Atakar 941 biz arkadaşlar. 10 gün içinde bu gemilerin test videoları teker teker gelecek. Oyunda şu an jetonla satılan gemilerden birkaç tane var. Mesela şu arkadaşlar, Kasım ayında Battepass tamamlayıp 40. görevde alabileceğiniz gemilerden bir tanesi. Oyunda sadece jetonla satılan USS Arsenal Ship gemisi de bende şu an mevcut. Full zirkonlu, zaten bu yapımcının hesabı olduğu için buraya özel ekipmanlarla gemisini donatmış. Oyunda bir diğer 30.000 altına alınan USS Mach Upitis gemisi arkadaşlar. Bunu da gayet güzel bir şekilde donatmış. Sadece helikopter üst seviye ama max değil. Görmüş olduğunuz gibi USS Missouri ve Un Yamato'nun üvey 3. kardeşi olan RF Moskov ise arkadaşlar, bu da oyunda mevcut, yani hesapta mevcut. Bu da full zirkonlu ve gemi görmüş olduğu gibi her şeyi max arkadaşlar. Zaten USS efsanevi uçak gemisini göstermiştik. Zaten şimdi oynayacağımız video, yani testini çekeceğimiz video bu gemi arkadaşlar. Tabii ki de Columbia gemisi geçen ayın Battepass'ında kaldı. Almayan arkadaşlar bu gemiyi bir daha sahip olamazlar. Ancak oyundaki pazarda jeton karşılığında bu gemiye sahip olabilirler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi CN-Type-004'ümüz bile bu hesapta mevcut arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, size bunları gösterdiğime göre artık bir USS Nemesis efsanevi gemiyle bir test videosu çekebiliriz. Öncelikle gemimizi tanıyalım arkadaşlar. Bir adet topu var. Az önce test ettim. Çok güzel bir top sistemi. Yani rakiplere oldukça güzel hasar da veriyor. Bomba atar her zamanki gibi her gemide olan 2 adet. Bir adet oyuna yeni eklenen saldırı uçağı var arkadaşlar. Bu da güzel. Pan Septiel diye. Avcı uçağı zaten benim hesapta vardı. Scorpion benim helikopterimde vardı. Diğer otomatik topların hepsi Rapid Fire. Hem kara hem havaya çalıştığı için çok güzel bir iş çıkartıyor. Diğer HSS'lerimiz ise arkadaşlar Lazar HSS. Toplam 8 tane HSS'miz var. 8 tane de otomatik topumuz var. Çok güzel bir gemi arkadaşlar. Zaten az önce oynayacağımız maçta ben oynamıştım. Gayet hoşuma gitti. Zaten şimdi siz de göreceksiniz. Gemiye hayran kalacaksınız. Bu hesap arkadaşlar yapımcının bana vermiş olduğu pasın hesabı. 25 günlüğüne bana verdi. Sadece 10 günüm kaldı. 10 gün içinde tüm gemilerin testini sizlere çekip sizlerle bu gemilerin bilgilerini paylaşacağım. Bu hesap hem de kalıcı değil, yani bunu bir kere daha söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, oyunumuz test olacağı için ve Lazer HSS'lerin, otomatik topların daha iyi vuruşlarını görmek için tabii ki de fırtına haritasında test videomuzu gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuz açılmaya başladı. Daha doğrusu haritamız geldi. FPS'miz oldukça güzel arkadaşlar. Güzel bir video sizlere sunmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bomba atarımız,
Scorpion helikopterimiz, avcı uçağımız ve yeni gelen Panserptiyel saldırı uçağımız da mevcut. Gemimizin hızı oldukça güzel, 13 hızda gitmekte. Yalnız manevra kabiliyeti konusunda biraz kötü diyebilirim. Birazcık daha hızlı dönse yön değiştirme konusunda daha iyi olacakmış gibi. Evet, şimdi arkadaşlar gemimizin görmüş olduğunuz gibi sağlamlığı 5072.520 sağlamlığı var. Kolay kolay infilak etmeyen bir gemi arkadaşlar. Evet, rakiplerimiz yavaştan gözüktüler. Zaten çevrim dışı olduğu için rahat bir şekilde testimizi gerçekleştireceğiz. Siz de nasıl bir gemi olduğunu anlayacaksınız. Otomatik top konusunda gemi oldukça güzel. Yakın mesafeden gemileri oldukça şiddetli atışlar yapabilmekte. Kullanmış olduğu hava soğuma sistemleri ve otomatik topları da hava hem kara vurabilmekte arkadaşlar. Bir de arkadaşlar uçaklarımızı bir kaldırıp yeni uçaklarımızı da bu arada bir denemiş olalım. Çünkü benim diğer hesapta bu yeni gelen uçaklardan hiçbir tanesi yok. Çünkü askerde olduğum için bayağı bir bat depası kaçırmış bulunmaktayım. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şuradan helikopterlerimizi ve avcı uçaklarımızı direkt otomatiğe kaldırıp kendimiz oynayacağız. Gemimizin görünüşü bu şekilde arkadaşlar. USS Nevis, Nemis gemisi. Oyunda efsanevi ile gelen bir gemi arkadaşlar. Yani Türkiye'deki oyunculardan neredeyse bu gemiden hiç yok. Benim tanıdıklarımda zaten hiç yok. Olacağını sanmıyorum. Zaten bu hesap da benim hesap değil. Bu bana verilen bir deneme testi hesabı arkadaşlar. Ben bütün gemilerin tespitini çekeceğim. 10 gün sonra şifreyi değiştirip gelsin hesap benden alacaklar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lazer HSS'leri, otomatik toplar çok şiddetli bir şekilde etkili göstermekte. Bana gelen bazı füzeler bile havada imha oluyor arkadaşlar. Şu an benim taraftan 2 tane gemi kalmış. Çok güzel. Benim için daha avantajlı olur. Gemim karşı tarafları daha çok saldırır. Lazer HSS'lerimiz oldukça güzel hasar vermekte. İki tane denizaltımız yanımızda gelmiş. Birisi zaten suya düştü. Zaten benim o rakibim değildi. Gemimizin canı oldukça bir azalma göstermiş bulunuyor. Şuradan gelen füzeleri savarsak. Uçaklarımızı bir kaldırmamız lazım. Gemimizin canı 95.000'e 110.000'e kadar düşmüş bulunmakta. Gemimizin biraz yönünü değiştirip gelen füzeleri engellemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, USS Nemis gemimizle suyun dibini boylamış bulunuyoruz. Ama pes etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane daha oynuyoruz. Gene fırtına karşı oynayacağız. Fırtına çünkü geminin tüm her şeyini göstermekte. Özellikle lazer HSS'lerin havadan gelen tüm tehditlere karşı nasıl bir etki yaptığını göstermekte. Evet, 4 dedi. FPS'miz gayet güzel. Hemen gemimizin yönü değiştirmemiz lazım. Çünkü gemiler diğer taraftan gelecekler. Bu arada hızlıca uçaklarımızı, helikopterlerimizi kaldıralım. Rakipleri de hızlı görmek için helikopterimizle bir haritayı bir açmamız lazım.
Bu her zaman oyunda en iyi bir gelişmedir. Helikopterle haritayı açtığınız zaman veya saldırı uçaklarınızla açtığınız zaman ilk görme fırsatı sizin olacağı için rakiplere daha iyi saldırabilirsiniz. Zaten şu an görmüş olduğu gibi rakipler oldukça gözüktüler. Yapıştırmaya devam. Ne yapıyoruz? Göründüğüne göre biz de kendi gemimize geçiyoruz. Gemileri teker teker avlayarak suyun dibine göndereceğiz. Öncelikle yakından başlamam lazım. Ne kadar yani usta bir oyuncu olsam da bayağıdır oyunu oynamadığım için körelmiş durumdayım. Evet, sen artık bir suyun dibine gitme zamanın geldi. Bence de geldi. Şöyle tamam, seni gönderdik. Sırada şuradaki bir gemi var. Arkadaşlar bu videoya bir güzel like bekliyorum. Eğer sizler bu videoyu beğenirseniz ve böyle videonun gelmesi isterseniz ben elimden gelen her şeyi yaparım arkadaşlar. Sizlerin benim çekmiş olduğum videoyu beğenmeniz bana motivasyon kaynağı oluyor. Kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar, sizlere yararlı bilgiler paylaşmak, sizlere oyun hakkında daha iyi bilgiler sunmak bana çok iyi geliyor arkadaşlar. Evet, bir gemimiz bitti ve son gemimiz kaldı. Gemimizi bir sabitleyelim şuraya. Bomba atarımızı da tek tek sıkıyoruz. Çünkü tutsun gemiye. Hepsini aynı anda sıkarsak bomba atardan çıkan saçmalar karşı tarafı dağılarak gittiği için çoğu suya düşüyor. Evet, bunun da canı oldukça az kaldı. Bir otma top işini görür. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi USS Nemis gemisi aynen bu şekilde. Efsanevi olup bu gemiyi almanız biraz zaman alır. Ancak oyunda çok hasar kasarak zaten ilk önce kahraman olmanız gerekiyor. Kahramanlıktan sonra bir hafta full sürekli birinci kahraman olmanız gerekiyor. Ondan sonra efsanevi oluyorsunuz. Bu zaten USS Nemis gemisi de platinle satılıyor. Bu gemi işte arkadaşlar bu şekilde. Merak eden arkadaşlar için test videosunu çekmiş olduk. Geminin arkadan vuruşu efsanevi. Zaten bu gemilerin ben tüm görüntülerini ekran CC'si alıp bunlarla güzel bir klip oluşturacağım arkadaşlar. Ama tüm test videonu çektikten sonra zaten bunların benim ekran görüntülerini çekmem bir 2 saatim 3 saatimi alır zaten videodan sonra. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. USS Nemis efsanevi uçak gemisiyle çok güzel bir test videosu gerçekleştirdik. Sizlerin de merakını gidermiş oldum. Uçaklar nasıl sürünür, gemiler nasıl, gemiyle nasıl rakipler tanır gibi size bilgiler verdim. Böyle videonun devamını istiyorsanız Kızılteki Kamik kanalıma abone olmayı ve videolarımı eğer beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki süper bir heyecanlı bir test videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.